Gençler merhabalar. Ee, şimdi yeni bir soru hazırladım. 2016 yılında çıkmış bir soru. Ee, bir kütle çekimiyle ilgili bir soru. Ee, şimdi ben normalde bir düzen içerisine gitmek istedim. Ee, yani atıyorum basınç sorusundan üst üste 4-5 tane soru çözüp kalıbı oturtalım. Dairesel hareketten üst üste 4-5 soru çözüp benzerlikleri görelim ve kalıbı oturtalım şeklindeydi. Fakat... Şimdi sınava az bir zaman kaldı. O yüzden farklı soru tiplerinden birer tane atmaya çalışacağım. Mesela şu soru aslında nispeten basit bir soru ama yani yaklaşımları nasıl yapıyoruz onu görmek açısından önemli. Şimdi ben hemen soruya başlayayım. 2016 yılında çıkmış. Ee, soru şu soruyu hikayeyi bir okuyalım. Kütle çekim kuvveti uzaklığa bağlı olarak değiştiğinden ayın kendisine yakın yüzeyine uyguladığı ile uzak yüzeyine uyguladığı çekim farklıdır. Evet Dünyanın yakın tarafına farklı çekim uyguluyor, uzak tarafına farklı çekim uyguluyor. Bu doğru. Peki bu kuvvet farkının dünya üzerinde nasıl bir etki yaptığını anlamak için dünyayı ve ayı bir kere tam bir küre olarak kabul edelim. Ve o merkezleri birleştirdiği çizgi üzerindeki noktalarda da en yakın ve en uzak noktalarda eşit ve en cismi olduğunu kabul edelim. Bu cisimlere etkiyen kuvvetler farkı nedir diyor ve demiş ki aralarındaki mesafe yarıçaplara göre çok büyük. Şimdi cevap şu. Eee GMM çurt 2r kare bölü d kare. Şimdi bu tarz şeylerde yaklaşım nasıl uygulanır? Yani r çok küçüktür d'den demiş. Yani bir ihmal yapacağız biz bunu. Fakat mesela ben burada r bölü d'yi ihmal etmeyeceğim. Tamam r çok küçük d'ye göre ama şıkka baktığımda R kare bölü D kareler bile ihmal edilmemiş. R bölü D durmalı. Peki R kare bölü D kareyi ihmal edeyim mi hocam denklemlerde? Yok etme. Çünkü cevapta ve diğer şıklarda da R kare bölü D kare ihmal edilmemiş. Ama e, sorunu ben diğer şıkları da almadım da. Hep bu şekildeydi. R kare bölü D kare cinsinden. Yani ben denklemlerde atıyorum R üzeri 4 bölü D üzeri 4 ile ya da R üzeri 5 bölü D üzeri 5 ile falan karşılaşırsam artık bunları ihmal edebilirim. Çünkü R bölü D küçük bir sayıydı. Artık 4. 5. kuvvetlerini ihmal edilirim. Edebilirim. Çünkü şıklara girmediğine göre soru ihmal etmiş. Şimdi bu bakış açısıyla yaklaşıyorum ve e, şimdi mesele şu. Hatta orayı da silip. ...en yakın noktaya ve en uzak noktaya uyguladığı çekim kuvveti farkını bulacağım. Şimdi bir kere burada aslında dünyanın kütlesi falan da verilmiş ama... ...dünyanın kütlesi bir işe yaramayacaktır burada. Çünkü ayın uyguladığı çekimden bahsediyorum. Mesela şu yakındaki cisme uyguladığı çekim nedir? Şu mesafe lazım o halde hocam bana. Ee, şu mesafe. O mesafe d-r'dir. Yani yakındaki cisme uyguladığı kuvvet G M M bölü D eksi R'nin karesidir. Bu bir kenarda dursun. Diğeri de yani şu kütle ile şu kütle arasındaki mesafede kuvvetimiz G M M bölü D artı R'nin karesidir. Şimdi bana bu kuvvet farkını soruyor. E farkını alalım. Yani G M M bölü D eksi R'nin karesinden G M M bölü D artı R'nin karesini çıkarttığım ifadeyi soruyor. Artık işlemi nasıl yaptın çok da önemli değil. Bir yerde bir yaklaşımlık bir şeyler gelecek ondan kurtulacağız. Şimdi istiyorsan bir kere ben şıkta ne var demiştim. İşte R bölü D'nin karesi var ama daha büyük kuvvetler yok. O yüzden şu D'yi bir kere dışarıya alalım. Yani G M, M bölü şu ifadeyi D parantezin alırsam karesi olduğu için D kare parantezin alırsam 1 eksi R bölü D'nin karesi olur değil mi? D parantezin aldım. 1 eksi R bölü D oldu. Karesi olduğu için D kare olarak dışarı çıkardım. Tamam aynı mantıkla şunu da G M, M bölü D kare parantezinde 1 artı R bölü D'nin karesi diyelim. Hmm. Tamam. Şimdi bunu şuraya aldım. Artık bu ifadeyi bir paranteze alalım. Yani burası G bölü D kare parantezinde e, 1 bölü 1 eksi R bölü D'nin karesi eksi 1 bölü R bölü D'nin karesi oldu. Tamam şimdi ben bu ifadenin Yaklaşık değerini merak ediyorum. Yani nispeten basit bir soru ama şu yaklaşımı görmek açısından. Yani bu G m, m bölü D kare parantezinde e, paydaları eşitlersem 1 artı R bölü D'nin karesi eksi 1 eksi R bölü D'nin karesi bölü çarpımı. Yani 1 eksi R bölü D'nin karesi 1 artı R bölü D'nin karesi ortak kareye alayım ben bunları. Şöyle yapayım. Şöyle ortak kare alayım. Fark etmez. Tamam. Ben şimdi bu ifadeyi merak ediyorum. Hatta G M, M bölü D kare A kare B kare formunu olduğu için birincinin karesinin ikincinin karesini yani A eksi ve birinci ifadeden ikinci ifadeyi çıkartıyorum. Çıkarttığımda 2 R bölü D kalıyor. Topladığımda 2 kalıyor. Burası da 1 eksi r kare bölü d karenin karesi oldu. E tamam şimdi hocam şunu da başa alalım. Yani g M, 4 r bölü d küp çarpı 1 bölü birincinin karesi 1 artı ikincinin karesi r üzeri 4 bölü d üzeri 4 eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 r kare bölü d kare oldu. Ve artık yaklaşım uygulayabilirim. Şu çok yüksek bir değer. Şıklarda da yok. Bu ifadeyi attığımda hocam G M M 4R bölü D küp çarpı 1 bölü 1 eksi 2R kare bölü D kare oldu. Hatta şık böyle bir şey değildi. Cevap böyle bir şey değildi. Burada o zaman biraz daha düzenleme yapalım. Çünkü faydalı değildi bu ifade. Yukarıdaydı. Bunu nasıl yukarıya alabilirim? Eşleniyle çarparak yani 1 artı r kare bölü d kare ile çarpacağım. O zaman şu g M M bölü 4 r bölü burada dursun. Yukarısı 1 artı 2 r kare bölü d kare bölü a kare b kare olduğu için 1 eksi 4 r üzeri 4 bölü. D üzeri 4 oldu ve demiştik ki bu mertebede yok bu ifade. Yani bu gene ihmal edildi. Ve son olarak artık cevaba ulaştık. Ee, umarım anlaşılmıştır gençler. Ee, şimdi biraz dağınık gideceğim artık bir süre. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.